2008'de burada ihtiyaçtan kaynaklı ikinci bir cemevine ihtiyaç vardı. Biz de Sultan Gazi bir Sultan Abdal cemevini kurduk. Sonra burada yerelde işte müracaat edeceğimiz yerlere müracaat ettik. Burada bir cemevine ihtiyaç var. Burada Sultan Gazi'nin işte 15 mahalleden oluşan ama burada 200 binin üzerinde Alevi yurttaşı yaşıyor. Ve bir tane cemevimiz var. Bu cemev artık ihtiyaçları karşılamıyor. Dolayısıyla bir cemev kurulmasını istedik. Burada şu anki içinde bulunduğumuz bu cemevinin işte toprağında bizim de tapulu yerimiz vardı, kısmen de olsa. Ve halkın hibe ettiği arsalar vardı. Biz de bir gecede işte halk toplanarak burada imece usulüyle bir cemev yapıldı. Sabah işte akşam 8'de başlandı. Sabahleyin 5'te cemev inşaatı bitti. İşte kurbanlar kesildi, cem olundu. Sonra basın, kamuoyu o gün tabii sabahlara kadar belki on binlerce insan çalıştı burada. Sonra arkasından işte burası AK Parti Sultan Gazi Belediye Başkanlığı hemen çevre kirliliğine, imara aykırı bir dosya oluşturarak meclisten yıkım kararı çıkarttırdı. Ve onun yanı sıra imara aykırı cemev yaptırdığım dolayısıyla da benim hakkımda 5 yılla yargılanan bir dava açıldı. Bu tabii 31. duruşma, 24 yıldır da 14 yıldır devam ediyor bu dava. Aslında bu dava siyasallaşmış bir dava. Çünkü baktığımızda yani Türkiye'de çok nadir emsal gösterebileceğimiz bir dava. Oysa metropollarda ya da bulunduğumuz şehirde, bulunduğumuz ada parsel içerisinde imara aykırı olan Kur'an kursu var, cami var, emniyet müdürlüğü var, halk ekmek fabrikası var ve benzeri kamu binaları var, vatandaşın binaları var. Ama hiç kimseye bu konuda dava açılmadı. Ama söz konusu Alevi yurttaşlar olunca yıllardan beri hem asimilasyon, inkar, politikalar devam ederken katliamlar, sürgünler bir taraftan. Ama metropollarda bu cemevleri bizim açımızdan bir zorunlu ihtiyaç meselesi oldu. Çünkü cenazelerimizi camiye götürmüyorduk, kilimlerin arasında kaldırıyorduk. Dolayısıyla çoklu gecekondudan böyle dikey yapılar başlayınca apartmanlar falan. O zaman tabii işte morg yok, işte cenaze hizmetlerimizi yürütebileceğimiz, sosyal faaliyetlerimizi yürütebileceğimiz yerler de yoktu. Dolayısıyla böyle bir dava açıldı. Bu dava açıldığında da biz o günün koşullarında belki mahkemeye 7'den 70'e burada 1000'e yakın insan gidip ben de tuğla koydum, ben de cemevini yaptım demesine rağmen hiç kimsenin üzerine kabul edilmedi. Sadece Zeynol Adabaş başkan olarak benim üzerime bir dava açıldı. Sigortasız işçi çalıştırdın diye burada imece usulüyle inancı için çalışan ya da Alevilerin dostları, yardım eden insanları bile benim sanki burada bir kendime bir özel mülkiyet yapıyormuşum gibi sigortadan ceza yazdılar. Sonra elektrikten, sudan yazıldı. Sonra icraya verdiler. İşte 189 bin lira o zamanın parası ceza yazıldı ama şu an o para tahmin ediyorum ki belki 700-800 bin lira olmuştur. Ve burada birçok morglarımız, cenaze araçlarımız, işte anıtlarımıza, bilgisayarlarımıza falan icra konuldu. Ve bu dava devam ediyor. Aslında bu davaya biz giderken yani 100 kişiyle de gitsek, 500 kişiyle, 10 bin kişiyle de gitsek, tek başımıza da gitsek ama biz davamıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Burada aslında buraların inanç ve ibadet yeri olduğunu bunlar kabul edene kadar bu devleti yönetenler biz asla yolumuzdan geri dönmeyeceğiz, değerlerimizden geri dönmeyeceğiz. Biz o gün de aynı duruşumuzu sergiledik, bugün de aynı duruşumuzu sergiliyoruz. Çünkü bir ülkede tüm vatandaşları, dili, dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun ama bir devlet yönetimi
bütün yurttaşlarının dilini, kültürünü ve inançlarını yaşaması için anayasa önünde fırsat eşitliği tanır. Ama söz konusu Alevilere gelince burada hiç kimseye dava açılmazken bize dava açıldı. Ve biz bu davaya gidip gelirken de biz her zaman için söylüyoruz. Bu aslında burada bizim inancımız yargılanıyor. Ben birçok saldırılara maruz kaldım, işimden oldum. Yani iş hakkım feshedildi ama bunların hepsi Alevilere verilen bir gözdağıydı, geri adım atmasıydı. Ama biz asla geri adım atmadık, atmayacağız. Ne biyet edeceğiz, ne diz çökeceğiz, ne el açacağız. Çünkü bu eşit yurttaşlık haklarımızı alana kadar bu mücadelemiz devam edecek. Biz aslında bu ülkeyi yönetenlerin ayıbıdır diyoruz. Ahim kararları olmasına rağmen bu ülkede gerek dilinden, gerek inancından dolayı insanlar yargılanıyor, insanlar tutuklanıyor. 31. duruşmamız Gazi Osman Paşa Küçükköy Adliyası'nda yapılacak. Aslında bu davamıza bütün dostlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Davamıza sahip çıkmak ile çağırıyoruz. Çünkü bu dava insanlık davası. Bu dava siyasallaşmış bir mahkeme. Aslında hakimler, savcılar 31. duruşması yapılırken bu ülkede hırsızların, arsızların, faili meçhullerin ya da bizi yakanlar, katledenler serbest bırakırken, ödüllendirilirken ama biz burada Alevilere bir cemevi inşa ettiğimiz için yargılanıyoruz. Bu yargılanmak aslında bizim açımızdan bir onurdur. Çünkü biz bu ülkede eşit yurttaş olmak istiyoruz. Asla bu mahkemelerin yargılanması bizi davalarımızdan geri döndürmeyecek. Biz sonuna kadar davalarımıza sahip çıkacağız. Alevilik vardır, Alevilik haktır diyorum ve cem ibadetimiz, cemevleri ibadet yerimiz. Biz zamanın Hüseyin'i gibi direneceğiz, Pir Sultan gibi direneceğiz, Seyit Rıza gibi direneceğiz ama yolumuza, inancımıza, kültürümüze eşit yurttaş olana kadar sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu konuda cümle canları 5 Mart saat 1'de Sultan Gazi Pir Sultan Abdal Cemevi'nin önünden otobüslerimiz kalkacak. Küçükköy'deki adliyenin önünde herkesi orada davamıza sahip çıkmaya çağırıyorum.